Kitabına da Film Gibi Geçti adını verdi. Sanatçı 2 yılda hazırladığı bu kitabın imza günü için hayranlarıyla buluştu. Film Gibi Geçti, Edison'un sinemanın ötesinde öğretim görevlisi olması ve siyasi hayatını da anlatıyor. Mutlu olmanız onun size dönmesine bağlıysa... Hayır, o hususta yanıldığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Kimi zaman Filiz Akın'la geçti kamera karşısına, kimi zaman Hülya Koçyiğit'le. Filmleri milyonlarca kişinin hafızalarına kazındı. Ama o, sinemanın ötesinde de birçok önemli işe imza attı. Türk sinemasının efsane isimlerinden Edis Hun, hayatını kitapta topladı. Eşim çekiyor. Eşiniz mi? Maşallah. Benim için çok büyük bir kıvanç kaynağı tabiatıyla. Hepsine huzurlarınızda teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Yeşilçam'ın usta aktörü Edison'un 81 yıllık hayatı, yazar Rıza Ulum'un kaleme aldığı Film Gibi Geçti adlı kitapta anlatıldı. Yeşilçam'dan siyah beyaz karelere de yer verilen kitabın imza günü için sanatçı, hafta sonu Heybeliada'daki Su Sporları Kulübü'nde sevenleri ve dostlarıyla buluştu. Hayranlarının oluşturduğu kuyruk uzayıp giderken sanatçıyı görenler de sık sık maziye daldı. Çocukluk aşkımız hepimizin. Bir kere daha görüşmek istedik. O hem görüntüsünü hem o sesini, o kibarlığını bir kez daha yaşamak istedik. Bunlarla büyüdük yaşımız itibariyle. Gelirken halkın alkışı beni de duygulandırdı. Eski İstanbul beyefendilerini görmek isteyenler Ediz Bey'i tanısın, yakın tanısın. Ve hayata çok bağlı birisi. Geçen sene bir film çevirdi. O filmde başroldeydi. Şimdi bir tiyatroda başrolde. Kitapta sinemanın yakışıklı jönünün ünlü ses dergisiyle başlayan hikayesinin yanında bilinmeyenlerine de yer verildi. Bizler yarın olmayacağız. Bu kitaplar ise alınıp okunabilecek. Edison'un hayatını anlatan kitap sanatçının sadece filmlerle örülü kariyerini değil, aynı zamanda bilim insanlığı ve siyasete kadar giden hayatını diğer dönüm noktalarına da ışık tutuyor. Çocukluk yıllarım, bebeklik yıllarım babamın yaptığı albümle başlayan her bölüm bölüm, periyot periyot aktarılmaktadır. Gerçekleri yazdım. Önemli olaylar var. 6-7 Eylül olaylarını da yazdım. Sinema serüvenimi yazdım. Biraz birkaç sayfada çevreyle ilgili bazı durumları aktarmaya çalıştım. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım beğenilir. Rusya'da düzenlenen bir satış.